Uşak Haber Merkezi'nden merhabalar. Şu anda Sabira Akgil ile birlikteyiz. Ve yanımızda Uşak Son Nokta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kerim Çiber bulunmakta. Öncelikle hoş geldiniz Kerim Bey. Hoş bulduk Sabira, hoş bulduk Sema. Kerim Bey, sizin Son Nokta Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yaptığınızı biliyoruz. Ve bundan birkaç gün önce de siz Eşme'de, Kışladağ'da bulunan altın madeni üzerine bir yazı yazdınız. Ve bunun üzerine de bir haftadır süren bir oraya çalışma, araştırma gerçekleştiriliyor. Bu araştırmalar nelerdir? Açıkçası merak konusu bunlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi açıkçası biz bir bilinmeyeni artık ortadan kaldırmak istiyoruz. Buradan herkesin üzerinde böyle konuştuğu, bir türlü netleşmeyen bir yer var. Kışladağ Altın Madeni. Bir Kanadalı firma tarafından, Kanadalı firmanın sahip olduğu bu altın madeni, Türkiye'nin en önemli altın madeni. Bu anlamda da Türkiye'nin en büyük 67. sanayi kuruluşu. Çok büyük paranın çevrildiği bir yer. Evet. Herkes bir şeyler söylüyor, biz artık bazı şeyleri netleştirelim istedik. Mesela hangi konuları netleştirmek istedik? Şimdi Kışlada Altın Madeni'nin çevresinde bulunan köylere gittik. Ve bu köylerde vatandaşlarla görüştük. Çocuklarla, annelerle, yaşlılarla, teyzelerle ve şu soruların cevabını aradık. Bir, burada altın madeninin bulunmasından memnun vatandaşlar. İki, suyla ilgili, buradaki suyla ilgili suda siyanür tehlikesi var mı yok mu? Üç, hayvan ölümleri oldu mu? Dört, ağaçlar kurudu mu bölgede? Beş, buradaki vatandaşlarla ilgilenen var mı? 6. Toprak üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor mu? Ve bu daha uzayıp gidiyor. Gittiğimiz zaman benim içim acıdı. Samimi söylüyorum, içim acıdı. Yani ekip olarak gittik. Siz de bir gün bu ekibin içinde bulundunuz. Ya bu çevre köylerle, yani tamamen kontrol bırakılmış toprağa, istedikleri gibi at koşturmuşlar. Yani istedikleri gibi her şeyi yönetmişler. Ne bizden gelen oluyor? Yani böyle bir şey var, milletvekili gelmemiş ya. Yani dibindeki köye milletvekili gelmemiş. Böyle bir şey var mı? Yani dibine kadar geliyor ama oraya uğramıyor. Böyle olursa bu adamların, bu insanların, bu vatandaşların şikayetlerini kimler dile getirecek? Biz de dedik bir soralım. Şimdi sanırım bunları Sabir Hanım şey yapacaksınız. Köyden aldığımız görüntüleri montajlayacaksınız, evet, değil mi? Evet. Şimdi mesela orada bazı şeyleri ortaya çıkacak mesela. Çeşme var. Köy çeşmesi var. Orada pınar var. Vatandaşlar kullanmıyorlar. Neden? Kullanmıyorlar. Çünkü kullanmamaların temel sebebi sağlıklı mı değil mi bunu bilmiyorlar. Yani köy muhtarının elinde bu suyun sağlıklı olup olmadığına dair bir tane rapor yok. Böyle bir şey olur mu? Yani hiç kimse gidip bu köy muhtarına bu su sağlıklıdır değildir diye bir şey söylememiş. Şimdi gidiyorsunuz, bu suyu kullanamıyorlar, şebeke suyu geliyor. Şebeke suyu nasıl biliyor musunuz ne kadardan kullandığını bu köylülerin? Metreküp 3 lira, 15 lira da bakım parası veriyorlar. Bu insanlar su parası ödemekten canlarından bezmişler. Tüprağın umurunda mı bu su parası? Değil. Buna devam edelim. Şimdi siz Türkiye'nin en büyük firmalarından birisiniz yani, 67. firmasınız. Bu kadar kendi içine kapanık, şehirden uzak, kopuk bir firma mı olur arkadaş? Yani gidiyorsunuz oraya, biz fotoğraf alacak muhabir arkadaşlar. Ben de baktım, her yerde tel örgüler, kameralar, güvenlik çok önemlidir, kabul ediyorum. Kendi içinde güvenlikleri olsun ama kusura bakmasınlar ya. Şehirle sosyal ilişkiler açısından bir aralarında bir bağ kursunlar yani. Bu az, yani bu küçük bir firma değil. İnsanlar ne kadar küçük firmalar neler yaparken koskocaman firma. Haklısınız. Yani biraz insanlar bir şeyler yapsın istiyoruz. Şimdi gittik. Köyün birine çok yakın, hemen aşağısındaki köy. Hı hı. Çevre köylerine gidiyoruz. Çevre köylerine geziyoruz. Çevre köylerine giderken yaşlı bir amca var. Hatta size o röportajcısı da vardı. Yaşlı amca mesela o köyü tamamen satın alıyor şimdi Toprak tarafından. Altın Madeni tarafından köyü tamamen satın alıyor. 52 yıllık evli bir adam bu. Gözlerinden yaşlar aktı. Yani bu evini bırakacak, buradaki evini satacak. Tamam, bir para karşılığı satacak, kabul ediyorum ama adam diyor ki, diyor ki arkadaş diyor, ben hayvancılığım diyor. Artık diyor, ben hayvancılık vardı burada, hayvancılık öldü, bitti. Sürekli oradan dedi, sabahki kokudan dedi, bıktım ben dedi. Herkesin bir şikayeti var ama yok arkadaş, laf söyletilmiyor. Bir de böyle bir şey var, aman toprağa dokunma, toprak çok güçlü. Toprak şöyle, toprak böyle, sakın ha.
Ne oluyor arkadaş ya? Ben Kerimçi ve Uşak Son Nokta Gazetesi'ne yazı işlerim diyorum. Allah'tan bir tane canım var. Yani bunu kimden neyin korkusu? Arkası güçlü. Ne demek arkası güçlü ya? Bunlar legal iş yapmıyorlar mı? Bu firma legal iş yapıyor. Legal olarak altın çıkarıyor, devlete vergisini ödüyor. Ben neyin korkusunu yaşayacağım? E kim bana ne söylemek istiyor? Bu benim ilk yazım da değil. Olsa bu zamana kadar o da Tüpraş'la ilgili 2-3 tane yazı yazdım ben bu zamana kadar bu altın madeniyle ilgili. Demek ki bir sıkıntı yok. Demek ki insanlar dile getirmiyor. İnsanlar işine gelmiyor demek ki. Peki Kerim Bey, merak ettim. Hani dediniz ki gittik. Hani birkaç soru vardı aklınızda. Köylülere bunları sordunuz değil mi? Peki nasıl yanıtlar aldınız? Köylüler neler söylüyor? Ya köylüler mesela tabii o suyu kullanıp kullanmadıklarını, yani kullanıp kullanamayacaklarını bilmiyorlar. Su bazısı diyor ben içerim anlamam diyor. Birçoğu zaten çalışıyor çevre köydekiler bu altın madeninde. Evet. Servis çekiyorlar vesaire yapıyorlar. O yüzden bir ekmek kapısı. Ama kimse mesela 10 sene, 20 sene sonrasını düşünmüyor. Yani ne olacağını biliyor muyuz? Hatırlıyorsunuz Çernobil'de olanları. Ne oldu Çernobil'de olanlar? Sonrasında biz Kazım Koyuncu gibi değeri kaybettik ya. Yani evet. Kimleri kaybettik? Böyle şey olur mu? Yani 10 sene, 20 sene sonrasını biliyor muyuz? Ben diyorum ki benim demek istediğim şu. Arkadaş burada eğer gerçekten bir sıkıntı yok. Her şey abartılıyor. Böyle diyenler de oldu çünkü köylülerden. Abartılıyor dedi. Zarar vermek istiyorlardı. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam mı? Her şey yolunda değil. Her şey yolundaysa tamam. Her şeyin yolunda olduğunu da ortaya çıkaralım da insanlar kafasına soru işareti kalmasın. Diyelim ki suda hiçbir şekilde siyanür yok. Burada şu yok. Orada bu yok mesela, tamam mı? Çevreye zararı yok. Bilmem ne diyelim. Bunun arkasından biz de en azından bunu bilelim. Şimdi böyle olunca hiçbir şey bilinmiyor, her şey muallak. Ondan sonra herkes bir şey söylüyor. Yani onda böyle olur mu yani? Ben soruyorum ya, çevre örgütleri nerede, Uşaklı çevre örgütleri? Cidden ben muhabirlerimi tek tek yollayacağım yani. Uşaklı çevre örgütleri nerede? Buraya soruyoruz, gitti mi çevre örgütleri diyoruz. Hiçbir tane çevre örgütü biz diyor ziyarette, hiçbir şey diyorlar ki çevre örgütleri ziyarette bulunmadı. Niye gitmiyorlar? Ne iş yapıyorlar bu çevre örgütleri? Hani ne oldu? İsimlerini boy boy telefonla para istemeye gelince istemeyi biliyorlar. Gitsinler, görsünler. Bundan daha önemli bir şey var mı? Çevre örgütleri niye gitmiyor buraya? Gidecekler, soracaklar. Benim gibi soracaklar. Ağaçlar kurudu mu? Bir tanesi dedi ki, orada ziyaretlerimizden birinin dedi ki, benim armut ağaçlarım, ahlat ağaçlarım kurudu dedi. Ya belki adamın başka sebepten kurudu. Niye tüprağı karalıyoruz? Belki de gerçekten bu altın madeni sebebiyle kurudu. Bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ucu açık sorular. Böyleyse bunların ortaya çıkarılması lazım. Evet. Yani buradan sesleniyorum. Çevre örgütleri gelsin, gitsinler. O köylülerle konuşsunlar. Eğer ya da bu işi yapmasınlar arkadaş ya. Başka iş yapsınlar. Niye bu işi yapıyorlar? Ya böyle bir saçmalık olmaz. Yani oradaki insanların, bakın orada insanlar evlerini satıyorlar, hayatlarını değiştiriyorlar, şehre taşınıyorlar. İnsanların meslek grupları değişmiş, insanlar hayvancılığı bırakmışlar, servis çekmeye başlamışlar. Orada bir büyük bir sosyal değişim var. Sosyal değişim ne belediye başkanının umurunda, ne milletvekilinin umurunda, ne onun umurunda, ne bunun umurunda. Bakalım bir halk uyum sağlayabilecek mi? Halk uyum sağlayabilecek, hiçbir şey bilmiyoruz. Ayrıca başka şeyler de var benim kızdığım, yani oradaki vatandaşlarla ilgili de kızdığım şeyler var ama yani onları yani konuyu dağıtmamak için söylemiyorum. Ama biraz da Allah aşkına ya, biraz sahip çıkalım ya, bu kadar olur mu? Bunlar yani bu Patagonya'nın köyleri mi? Uşak'ın köyleri bunlar. Böyle saçmalık evet, olmaz. Evet. Yani almışlar sazı eline, bir tane oraya şey yaptırmış, işte köy konağı gibi şey yaptırmış, bilmem ne yaptırmış, bütün soru çözüldü. Öyle mi? Yok ya. Doğa ne olacak? Böyle saçma şey olmaz yani. Peki sizin sorumluluklarını yerine getiriyor mu Uşak için? Ya şimdi sosyal sorumluluk deniz o ayrı. Ya zaten ona girdik mi çıkamayız işin içinden. Bakın Tüpraş sosyal sorumlulukları yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Ben size net bir şekilde söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük 67. sanayi kuruluşundan bahsediyoruz. Ben bir yabancı siteden benzer büyüklükteki şirketlerin sosyal sorumluluklara katkılarını inceledim. Yani neredeyse Tüpraş onda bir firmalar, Tüpraş 10 katı şey sağlamışlar. Gelir mi? Hayır. Sosyal sorumluluklara bütçe ayırmışlar. Yani kimi kandırıyorsunuz arkadaş? Yaptığınız bir tane kreş bilmem neyle bu işler olmaz. Yani sizin önemli şeyler yapmanız lazım. Yani sizin ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Bu şehre. Basitten düşünelim. Bizim takımımız Beko Basketbol ligi değil mi? Evet. Takımımızın ismi ne? Uşak Sportif. Uşak Sportif. Uşak Sportif diye bir takımımız var. Arkadaş ya. Bu takım Anadolu Efes'i yendi daha 2 hafta önce. Ve bu takımın bir tane yöneticisi Tüpraş'ın bir tane yöneticisi
şu an Tüpraş yönetimde bulunan biri şu an bu takımında yönetim kurulunda yer alıyor. İsmi de neydi beyefendi? Not almıştım ben. Mehmet Murat Yüksel beyefendinin. Ya ben Mehmet Bey'e soruyorum yani burada. Lütfen bana cevap versin Mehmet Bey. Yani takıma ne kadarlık katkıları var? Ne kadar para verdiniz Mehmet Bey bu takıma? Murat Bey ne kadarlık para verdiniz? Yani bu takım sizin aracılığınızla nasıl bir şey elde etti? Yani ben biliyorum yönetimde yani cürmük kadar belki parası olan insanlar neler yaparken koskoca Tüpraş, koskoca Tüpraş'ın yönetim kurulunda bulunan biri kulübe gidecek, kulübü başkalarına muhtaç edecek öyle mi? Kulüp SSK borçlarını ödeyemeyecek. Bizim de Tüpraş diye firmamız olacak, biz gururlanacağız öyle mi? Kusura bakmayın ya ben niye gururlanacağım? Ya bu işi yapıyorsanız ya yapın yapmıyorsanız bırakın. Basket yönetimini bırakın. Yani koskoca Tüpraş ya veremiyor musunuz arkadaş? 1 milyon dolar yani şu kulübe para veremiyor musunuz? 1 milyon lira veremiyor musunuz? Sponsor olamıyor musunuz? Reklam alamıyor musunuz? Neymiş prosedürler varmış. Prosedürler işler yolunda olmayınca prosedürler esnetilebiliyor başka konularda. Bu, işinize gelmeyince mi sosyal sorumluluk projelerinde bunları esnetemiyorsunuz? Böyle şey olur mu? Siz kulübünüze katkı yapmak zorundasınız ya. Herkes kendi ölçeğinde katkı yapacak. Yani gittiler aşikolar biliyorsunuz geçen de hani Sabine Hanım hatırlıyorsunuz heykelin evet. Orada yaptığı evet, eylem yaptılar. Eylem yaptılar. Sağ olsun Uşaklı vatandaşlarımıza kimse de destek vermedi bu çocuklara. Evet sonra alkışlayıp geri döndüler diyebiliyorum yani. Yani böyle olur mu ya? Bu çocukların seslerini duyurabilmesi için ne yapması lazım? Yani bir de böyle şeyler söylüyorlar. İşte biz size sponsor olursak, Uşak Sportif'e böyle şeyler duyuyorum. Bizim işte zehir konumuz bitecek mi filan gibi. Bu ne demek ya? Bu nasıl saygısızlık? Bu nasıl terbiyesizlik yani? Neyle neyi karşılaştırıyorsun arkadaş sen? Sen tabii ki zehirsiz bu çevreye doğaya zarar vermeyen altını çıkaracaksın. Arkasından da tabii ki bu kulübe sponsor olacaksın. Yani böyle şey olur mu? Saçmalık olur mu yani? Yani bu ya arkadaş şehir hayatında Allah aşkına ya Sabire Sema siz söyleyin. Bu şehir bir daha böyle bir fırsat eline geçirebilir mi ya? Hayır. Beko Basketbol Ligi'nde şampiyonluğu evet. Oynayan takım var ya bunun. Evet. Nasıl sen buna sponsor olmazsın ya? Sponsor olma nakdi yardımda bulun. Çözüm mü yok? İşlerine geliyor mu, işlerine gelmiyor. İşlerine gelmiyor. Şimdi ne olacak? Böyle kimse dokunamaz onlara. Arkadaş ya kimse dokunamaz. Ha, vatandaş böyle olursa tabii kimse dokunamaz. Bizim vatandaşım sesini çıkarmazsa, o çocuklar aşıklar orada çıktığı zaman 10 tane çocuk yazık şey yaparsa tabii sesini çıkaramaz. Vatandaşlara destek olacak. Bergama'yı hatırlayın bakalım. Ne yaptılar evet. Bergama'da? Çok ses getirmiş. Evet. İstanbul'da gittiler ve orada eğlendiler. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde yürüdü ya bu adamlar. Yediler. Ben demiyorum ki insanlara bakın kışkırtmıyorum. Eğer tekrar söylüyorum. Tüpraş sosyal sorumluluklarını yerine getiriyorsa, her şey yolunda yapıyorsa, doğaya zararı yoksa, bilmem neye yoksa, ekonomiye katkı sağlayan firmadır bunlar. Başımın üstünde yeri var ya. Başımın üstünde yeri var yani. Her gün Tüpraş övücü yazı yazayım ben. Memnuniyetle yazarım. Ama varsa bir sıkıntı, niye bunları konuşmuyoruz? Uşak Sportif için takıma destek vermiyorsa ben bunu söylemeyecek miyim? Söylerim arkadaş. Verecek yani bu beyefendiye Mehmet Murat Yüksel ya takıma destek versin ya da yönetimdeki görevden istifa etsin. Kusura bakmasın. Böyle iş olmaz. O istifası ben girerim. Ben kendim girerim ya. Çünkü o da para vermiyor. Benim de param yok. Benim de şu an param yok mesela. O da vermiyor, ben de vermiyorum. Ben ondan basketten daha çok anlıyorum. Bu takımda 2 sene oynadım ben. 94, 95, 95, 96. Ben gireyim. İkimize para vermiyoruz ne de olsa. Ben niye girmiyorum ya? Yönetime neyle girilir? Yönetime parayla girilir. Ne kadar para vermiş açıklasın buradan kamuoyuna. Onu sadece onlar değil ya. Mevzu mesela Uşak Sportif konusu açıldı diye siz sordunuz diye söyledim. Evet. Sadece Uşak Tüpraş mı yani bu? Medikal Park ne iş yapıyor Medikal Park? Takıma destek ver. Niye sponsor olmuyorsunuz? Medikal Park Trabzon'da oluyor ya, Antalya'da oluyor ya. Uşak deniyor olmuyor. Evet. Bunlar mı sadece? Bunun gibi kaç tane firma sayabilirim ben ya? Bunlar ulaşım firmaları. Ne iş yapıyor arkadaş? Ne kadarlık destek sağlıyor? Hani Kamil Koç ne oldu? Onu geçtim ya. Siz geçen gün siz söylediniz ya bu Sema Hanım. Yerel seçimlerle ilgili, mesela Uşak Spor'la ilgilen şey dedi, Uşak Spor birincilikte konuşması yaptık sizle. Mesela
Uşak Spor'u güzel. Vaatler var. Birinci ligde görmek istiyoruz Uşak Spor'u. Yani şu anki sizin Uşak Spor'u. Şu anda da gidiyordu hani. Baktığınızda ha. Gerçekten çok çok hayır, iyi. Futbol takımını diyorlar. Ha evet. Futbol takımını diyorlar. Yani şampiyonluğu Uşak Spor inşallah bir zaman yakalar da. Zaten bu firmalarla bu şeyleri yakalayamaz. Ayrı konuda. Uşak Spor birinci Uşak Spor'u futbol takımı neydi? Şampiyonluğu oynayacak takım kuracaklarmış da. 2010 bilmem neymiş de. Başkan adayları. Neyle kuracaksınız? Siz şirketler üzerinde bir herhangi bir baskı unsuru değilsiniz yani. Manevi olarak söylüyorum bunu. Hiçbir şekilde diyaloglarınızı bu anlamda doğru yönlendirmiyorsunuz. Yani maçtan maça gelerek kaşkol takarak mı olacak bu iş? Nasıl olacak? Kaç tane, hangi biriniz kaç tane kombine kart aldınız? Kaç tane kombine kartınız var ya? Aldınız mı ya? Bir tane kombine, kendinizin kombine kartı var mı? Bana bunu söyleyin. Hiçbiriniz, yani başkan adayı olacağım diyorsun, takımı diyorsun, işte milyon dolarlık bilmem kaç milyon takım yapacaksın, böyle şeyleriniz var. Ama siz kendiniz kombine kartı almıyorsunuz ya, kendiniz ya. Sen öğrencisin, senin kombine kartın var ama başkan adayının kombine kartı yok. Başkan adayken takıma destek vermiyorsa başkanken hiç vermez, ben söyleyeyim size. Adayı. Yani kalkıp oraya, ya geldiğiniz zaman arkadaş fotoğraf çektirmeye gelmeyin. Al ya, şov ya. Niye almıyorsunuz arkadaş? 50 tane niye kombine kart almıyorsunuz? Ben burada sesleniyorum. Bugün itibariyle kombine kartlarını alsınlar, çıksınlar, açıklasınlar. Gurur dolu bir tane haber yapayım. Ve bundan da mutlu diyelim. İnsanlar bakın bunları takip ediyorlar. Bunlar sizin oylarınızı etkileyecek şeyler. Kimse aptal değil. Yani biraz artık lütfen. Konu aslında Tüprak da değil. Affedersiniz. Konu Tüprak'ta değil aslında. Konu bu şehre herkesin bunu yazdık. İmkanları ölçüsünde, ekonomik gücü ölçüsünde katkı sağlaması lazım. Sen yani normal bir vatandaşsın. Onlar temsil ediyor hani baktığınızda. Herhalde. Hani şu anda gerçekten Beko Basketbol Ligi'ne çıkması Uşak'ın resmen yani sesinin duyuldu. Uşak artık bir Uşak Anadolu'da hani bir takım çıktı. Şu an herkes Uşak gözde ya, yani. Şu an Anadolu Efes'te hele. Allah aşkına siz bayansınız ya. Bayanken diyorsanız yani Anadolu'nun temsilcisi olmuş. Konuya bu kadar hakimsiniz. Üst düzey yöneticiler, koca şirket sahipleri duruma bak ya. Allah aşkına böyle yani olmaz. Ben yani ben hani şöyle bir şey var. Anadolu Efes geldiğinde maçta şahit oluyorum. Anadolu Efes gibi bir takımı yendik diye Uşak'la hani halkımız diyor evet yenilebilir. Gerçekten hani desteklendiği sürece bu takım çok iyi yerlere geleceğini de ben biliyorum. Ama dediğiniz gibi destek olmayınca bir yerden sonra onlarda da hani motivasyon eksikliğine neden oluyor mudur? Merak ediyorum açıkçası kesin, ben. Süper tespit. Kesinlikle motivasyon eksikliğine sebep oluyordur. Bu çocukların hepsinin, oyuncuları bir şöyle konuşuyorum. Akıllarında, zihinlerinin bir kenarında sponsorluk var. Yani bu şeye benziyor ya. Yani siz birçok kardeşsiniz. Beko Basketbol Ligi'nde kardeş takımları 18 kardeş takım, 16 kardeş takım neyse. Hepsinin elbisesi var, sizin elbiseniz yok. Böyle saçma şey olur mu arkadaş ya? Yani. Böyle ayıp şey olur mu ya? Ve asıl şey olan hani bana göre evet haber yapıyoruz. Haberde diyoruz ki gururlanıyoruz. Hani baktığınızda sponsorsuz çıkan tek takım hani sponsorsuz çıkabildiği için gururlanıyoruz ama ben sponsorsuz olmasa aslında gurur kırıcı bir şey. Hani sponsorumuz yok ya. Hani direkt bu hani şey tabii, oluyor. Doğru söylüyorsun. Şimdi bakın. Şimdi ben buradan bir konuda daha bahsedeceğim. Ondan sonra vallahi çok gerildim. Kusura bakmayın devam ettirmeyeceğim röportajı. Evet. Şimdi ya ben buradan kulüp yönetimine de sesleniyorum. Kulüp yöneticilerine de sesleniyorum. Kulüp başkanına da sesleniyorum. Sezon başından beri takıma geçen seneden beri ben bu sene Uşak'taydım fakat geçen seneden beri takıma daha yani bir yerel medya ne kadar destek verdi cidden merak ediyorum. Yani sizin en son yaptığınız hani sizlerin ikinizin yaptığı Anadolu Efes maçında yaptığınız videoyu ben yemin ederim size müdür olarak gururla izledim. Yani elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bak evet. Bu önemli bir konu. Bu konuya da parmak basıyoruz. Ama yani ben karşıdan geçerken benim yüzüme bakıp selam vermiyorsa birileri ben ne yapayım artık ne söyleyeyim ya. Daha ne yapabilirim? Sponsorsuz şeyimiz ortalığı yıktı. Aşigolarla ilgili yazdığım yazıyı ben kaç tane tebrik aldım hatırlamıyorum. Ne yapalım daha ne yapmamızı istiyorsunuz? İnsanlar el birliği verecek. Kulüp, taraftar, medya el birliği evet. verecek. Eğer böyle olursa güçlü oluruz, ayakta oluruz. Eğer böyle olursa Tüprak gider, bu takıma sponsor olur. Ben bu işin sonunu şerefim üzerine yemin ediyorum eğer adım Kerim Çiber'se ben bu işin peşini bırakmam. Hiçbir şeyden de korkmuyorum.
destek olunacaksa tam anlamıyla destek olunsun. Aynen, destek olacaksa tam anlamıyla. Yarım yamalak işi olmaz. Ben bu anlamda herkesin gereken desteği vermesini, elini taşın altına koymasını istiyorum. Ve takımımız, biraz yumuşatayım sohbeti, ben son sözlerimi söyleyeceğim. En son takım içinden bir arkadaşımla mesajlaştım. Çok üzüldüklerini söyledi Beşiktaş maçında. Vallahi ben hiç üzülmedim, çok gururlandım. Sizlerle gurur duydum. Kaybedebilirsiniz. Nazar boncuğu diye bir haber yaptık. Eğer üzülmezseniz sevinmeyi anlayamazsınız, sevinmenin değerini. O yüzden arada sırada tabii kaybedeceğiz. Güzel günler bizi bekliyor. Ben sonuna kadar takıma inanıyorum. Hocasına, yönetimine sonuna kadar güveniyorum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Bu takım çok daha iyi yerlerde, şehrimizi temsil eder, ileride Avrupa'da temsil eder. Çok teşekkür ediyoruz Kerim Bey açıklamalarınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrardan teşekkürler. Biraz, kusura bakma sözü kesin. Evet. Biraz bu anlamda belki yaptığımız çıkış insanlara farklı gelebilir. Ancak demek ki bir şeylere dokunmazsanız hiçbir şeyler değişmiyor. Biz sadece şu an dokunduk. Tek, yani bu konuştuğumuz konuyla ilgili değil. Bu ve buna benzer birçok konuda araştırmalarımız, yani 20 kişilik biz ekibimiz devam ediyor. Devam da edecek. Bu yüzden lütfen herkes üzerine düşen vazifeyi, sorumluluğu, görevi nerede, hangi iş yapıyor olursa olsun yerine getirsin. Bizler Uşak Haber Merkezi, Uşak Son Nokta Gazetesi ekibi olarak bizler vatandaşın bizim üzerimize verdikleri vazifeyi ve sorumluluğu yerine getirmek için elimizden yani, geleni yapacağız. Evet, gündüz demiyoruz, gece demiyoruz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Sonuç aldığımız birçok çalışma var. Bunların birçoğunu sizler takip ediyorsunuz. Tekrar buradan konuyu uzatmak için söylemeyeyim. O yüzden lütfen ben herkesten bu anlamda görevlerini, vazifelerini yerine getirmesini istiyorum. Ve herkese buradan teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Tekrardan teşekkür ederiz. Uşak Haber Merkezi olarak biz haberlerimizi ve araştırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yeni bir haberde görüşünceye dek hoşça kalın.